Birleşmiş Milletler, Çin'e ülkedeki insan hakları ihlallerine dair iddiaları ele alma ve bunların bağımsız uluslararası uzmanlarca incelenmesine izin verme çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler uzmanları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler uzmanlarının Uygur Türkleri başta olmak üzere Doğu Türkistan'daki Müslüman azınlıklara yönelik hak ihlalleri iddialarına ilişkin 2017'den bu yana endişelerini Çin yönetimine ilettikleri belirtilerek, şimdiye kadar dile getirilen endişeleri ele almaya yönelik bir siyasi irade görülmedi ifadesi kullanıldı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara yönelik tehditlerinin arttığını duyurdu. Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Forumu'nda ABD'nin Hint-Pasifik stratejisini anlatan Austin, ülkesinin bölgedeki dost ve müttefik ülkelerin güvenliklerini sağlamasına ve egemenlik haklarını korumasına destek vereceğini açıkladı. Rusya ile Çin'i Amur Nehri üzerinden birbirine bağlayan ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmesi beklenen ilk otoyol köprüsü açıldı. Rusya Başbakan Yardımcısı lansman töreninde yaptığı açıklamada, günümüzün parçalanmış dünyasında Rusya ile Çin arasındaki köprünün özel sembolik bir anlamı var. Bu köprü Rusya ve Çin halklarını birbirine bağlayan başka bir dostluk hattı haline gelecek, dedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin silah geliştirmeyi sürdüreceğini açıkladı. Kim, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin oldukça ciddi bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu ve bunun daha da ağırlaşabileceğini söyledi. Meksika'nın Guatemala sınırında yola çıkan yaklaşık 15 bin kişilik yeni göçmen kafilesi, ABD sınırına ulaşmak için yürüyüşe başladı. Avrupa Parlamentosu, Çin'e Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik baskı politikalarını durdurma çağrısında bulundu. Strasbourg'da bir araya gelen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen karar tasarısı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, parlamento, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur topluluğuna ve diğer etnik Türk halklarına yönelik baskıyı şiddetle kınamaktadır. Çin'deki bu azınlık grupları toplu sınır dışı etme, siyasi beyin yıkama, ailelerin ayrılması, din özgürlüğünün kısıtlanması, kültürel yıkım ve kapsamlı gözetim kullanımı gibi acımasız önlemlerin kurbanıdır ifadelerine yer verildi.